Başkan Erdoğan açıklamasında şunları söyledi, asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemde geliştirecektir. C a l i ş a n i m i z i n v e m e k l i̇ m i̇ z i̇ n hayat p a h a l i l i yumuşak g i n i n altında e z i l m e s i̇ n e müsaade etmeyeceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Memur maaşları kurban bayramı öncesinde hesaplarda olacak Başkan Erdoğan ayırıca, Temmuz ayı memur maaşlarının kurban bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğinin müjdesini verdi. Memur enflasyon farkı, SSK, Bağkur ve emekli zammı direkt olarak enflasyon farkıyla hesaplanacakken, Ocak ayında olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar da gündemde yer alacak. Detaylar ve ek zam yapılıp yapılmayacağına dair gelişmeler, yapılan açıklamaların akabinde haberimizde yer alacak. Emekli ve memurlara Temmuz ayında neden zam yapılıyor? Ülkemizdeki milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı 6 ayda bir enflasyon oranı endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece maaşlara enflasyon altında artış yapılmamış oluyor ve refah seviyesi korunmaya çalışılıyor.